Arkamda gördüğünüz bu manzara bittiğinde bu hale dönüşecek. Edirne'de yaklaşık 2 ay önce DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından Meriç Nehri'nin kent ormanı kıyısında başlayan beton sedye çalışmalarına bir tepki de bölge esnaflarından geldi. Söz konusu çalışmalar bittikten sonra oluşacak seddeyi Almanya'daki Berlin Duvarı'na benzeten esnaf, manzarası ve nehriyle vatandaşların en önemli dinlenme noktası olan bölgenin hapsedileceğini dile getirdi. Meriç Nehri kıyısında işletmecilik yapan Kemal Kılıç, yapılan çalışmanın doğaya da zarar vereceğini ifade ederek, hem doğaya hem de gelen turistlerin görsel anlamda zevk aldıkları bir yere zarar verilmesinin kötü sonuçlar doğuracağını düşünüyorum dedi. Uzun yıllar Meriç Nehri kıyısında bulunan Lalezar Restoran işletmeciliğini yapan Kemal Kılıç, Meriç Nehri'nin Edirne'nin en önemli güzelliklerinden olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi. Yanımızda gördüğünüz gibi Meriç Nehri, Meriç Köprüsü, Edirne'nin üç tarafı nehirlerle çevrili olan nehirlerden biri. Şimdi bu nehrin ıslah çalışmaları ile ilgili Devlet Su İşleri bir takım projeler yapıyor. Bu projeler içerisinde de bu bölgede bizim bildiğimiz kadarıyla kazıklı bir yöntemle betonarme bir çalışma yapacaklar. Bu çalışma bir kere doğal olarak bu nehre, bu şehre ihanet olarak düşünüyorum ben. Bunun ıslah edilmesi, daha doğru bir şekilde yapılmasına hemfikiriz. Ama hem çevreye, hem doğaya, hem gelen turistlerin görsel anlamda zevk aldıkları bir yere zarar verilmesi kötü bir sonuç doğuracağını düşünüyorum. Diğer ülkelerdeki olumlu örneklerin Meriç Nehri'nde de uygulanabileceğini ifade eden ve sedyenin kendi işletmelerinin önüne yapılması halinde mağdur olacaklarını söyleyen Kılıç şöyle devam etti. Özellikle ben bir anımı anlatmak istiyorum. Bir fuarla ilgili Çin'e gitmiştim. Çin'deki Guangzhou Nehri'ni inanılmaz derecede çok keyifli bir şekilde hem restorasyonlu hem kullanım anlamında hem insanların kullanım anlamında çok keyifli bir hale getirmişlerdi. Biz belki hiçbir şey yapamıyorsak bu ülkelerdeki örnekleri örnek alarak Meriç Nehri'ne uygulayabiliriz ki Edirne tarihi bir şehir. Yani her metrekaresinde tarih yatıyor. Biz doğaya ihanet etmememiz lazım kısacası. Biz işletme olarak tabii ki burada mağdur olacağız. Mağduriyetimiz şu olacak, görsel olarak insanlar keyifli bir çayını ya da yemek yerken bu görsel keyfi yaşamayabilecekler. Bu da tercih nedeni olmayacak. Sıradan bir yer olmuş olacak. Burası aslında bizim yerimiz değil. Burası insanlığın bir eseri, insanlığa ait bir alan, herkesin yeri, bütün insanların yeri. Bölgede bulunan Emirgen Çay Bahçesi işletme yetkililerinden Seçkin Zehir de yapılan betonarme setleyi Almanya'daki Berlin duvarına benzetti. Söğüt'le gördük ki yani orasını tamamen bir araveye çevirmişler. İnsanlar orada bir doğal güzelliği vardı bilmem ne, bunlar hepsi gitti, kayboldu. Aynı Almanya'daki bir dev şeyler yapılıyor, bloklar yapılıyor. Sanki şeylere duvarları Doğu Almanya, Batı Almanya gibi. Bunlar hep çetecek yani.